Günaydın değerli izleyiciler. CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. İyi bir hafta sonu sabahı diliyorum size. Çok güzel, çok önemli bir dış politika turu yapalım istiyorum bugün. Çok yoğun bir gündemi var dış politikanın. Ekonomiyi ve Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor ki değerli konuğum var. Emekli Büyükelçi Uluç Özürker, hoş geldiniz efendim. Ve Hakan Akbaş, daha önceki programlarımızdan ve CNN'den de yakından takip ettiğiniz dış politikayı yakından izleyen bir isim. O kadar önemli bir dönemdeyiz ki her cephede çok ciddi gelişmeler yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geldi, görüşmelerde bulundu. Bütün bunları konuşalım istiyorum ama hızlıca ne kadar hızlıca geçersek üzerinden o kadar iyi olur çünkü çok konumuz var. Şimdi bugün Paris'te yeniden bu sarı ceketler, yelekler denen grubun gösterisi bekleniyor. Acaba bu olaylar? ileri bir aşamada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un istifasına kadar gider mi? Ve bütün Avrupa'ya yayılıp tekrar o 1968'dekine benzer süreçlere dönüşebilir mi? Uzun yıllar hem Brüksel'de hem Paris'te de büyük elçilik yapmış olan bir isimsiniz. Sizden alalım istiyorum ama isterseniz bir Paris'te şu an ne var? Bize bir görüntü gösterin arkadaşlar. Şimdi ee, hemen bu şu girişinde Fransa'nın çok önemli e, sembollerinden de Trionf'un olduğu yer, Zafer Takı. Şu anda tabii bir çevrede kalabalık da var ama güvenlik görevlileri de e, her türlü tedbiri almış durumdalar. E, ve burası kapalı bu arada. Turistler normalde burayı ziyaret edebiliyorlar. Fakat Eyfel'in de aralarında bulunduğu, e, arka Trionf'un da bulunduğu noktalar turistlerin ziyaretine kapalı. Yani Avrupa'nın en çok turist çeken şehrinde birçok noktada e, güvenlik güçleri yolları kapatmış vaziyette. Ne bekliyorsunuz efendim? Şimdi evvela bunlar ne ifade ediyor? Niçin ayağa kalkıldı? Onu Lütfen. çok net bir biçimde ortaya koymak lazım ki bugün ne olabileceğini de daha açıkça görebilmek babında. Şimdi efendim bu 1968'de bu konu olayın benzerliği yok. Bir Peki. kere evvela bunu tespit etmek lazım. 1968 esas itibariyle bir öğrenci hareketi olarak başladı. Süretle yayıldı ve ondan sonra da devrimsel bir noktaya geldi. Ve bütün dünya çapında büyük bir önemli bir gelişmenin yolunu açtı. Bu sefer daha çok Fransa için bu yerel olarak yaşanmakta olan bir olaylar zinciri Başlangıçta e, üç tane bir e, Macron, üç tane bir zam yaptı. Bunlardan bir tanesi e, benzin ve de daha doğrusu petrol ürünlerinde idi. E, i̇kincisi de işte de elektrik ve gazda bununla birlikte zam gördü. Fransa e, hep sokağa inerek sorunların çözümler. Ben e, Sarkozy ile bir görüşmemizde benden bir talepte bulunur. Sizin de Türk toplumu çok pasif. Sizinkiler de biraz sokağa çıkıp seslerini yükseltsinler. Daha kolaylıkla sonuç alınabiliyor. Çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. Evet, yani... Fransa'nın bir önceki Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy o dönem siz Büyükelçi büyük olarak elçi olarak ayakıyoruz. evet. Paris'te. Evet. Sizden böyle bir şey istediniz. Böyle bir şey istedim. Ve istiyorum. siz oradaki ahaliye Türk vatandaşlarına e, ne dediniz? Ya, sokağa çıkın gibi bir şey. Efendim, efendim ben musun? onların sokağa inmemelerini tercih ettiğini söyledim. Çünkü unutmayalım ki benim orada 12 yıl oldu ben Paris'ten döneli. O tarihlerde Oradaki Türk toplumu da bir hayli karışık durumdaydı. Evet. Yani bunlar sokağa indikleri zaman kontrol edemezsiniz çünkü evvela birbirleriyle çatışmaya başlıyorlar. Böyle de bir sıkıntımız en, var. En iyisi bizimkiler sokağa inmesin dediniz yani <laughs> orada. Yani sokağa inmemelerini tercih ederiz şekilde. Evet. Çok ee, enteresan bir not bu ama. Evet. Türk toplumunun çok ilginç bir yapısı var tabii Atil efendim. Ee, genellikle çok itaatkar. Fakat bir kere aktif hale gelip de böyle bir sokaklarda filan bir şeyler yapmaya kalktığı zaman ıı, tahripkar olabiliyor. Ve kendi içinde de ıı, çatışmalar olabiliyor. Çünkü orada hiç arzu bir, edilmeyen bir şey tabii. Hiç yani, arzu edilmeyen yani böyle bir şey. Kimse kesinlikle. Demokratik hakların aranma kesinlikle. şekli e, makul ve meşru yollar. Ama Fransa'da şey. tarih boyunca hep sokakta işlerini çözümlemek peşinde olmuşlardır. Bir Fransız geleneği adeta değil mi? Fransız geleneğidir. Evet. Zaten orada kendilerini tarif ederken de Espero kontradüksiyon der. Yani başka bir deyişle e, muhalif olmak. E, seçer, iş başına getirir. Getirdikten kısa bir süre sonra muhalefete geçer ve onu tenkil etmeye başlar. Bu arada bu görüntüler bugünden değil. Onu da hatırlatalım evet, da arkadaşlar gerçekten. izleyicilerimiz de böyle bir yanılsamaya kapılmasınlar. Kısa süre önceki gösteriler. Az önceki yani taze sıcak görüntü Şanzelize'nin girişindeki görüntü. Onu bir gösterelim. Şu an sakin görünüyor. Bir daha gelelim lütfen. Evet burası şu anda. Yani bugün ne olacağını birlikte takip edip göreceğiz. Evet. Şimdi efendim normal evet. şartlarda 30 bin kişi ilk başlangıçta bu protestolar zamma karşıydı. Burada da iki şeyi tespit ederek yola çıkmak lazım gene. Evet. Birincisi Macron kimdir? Ona bakmak lazım. Macron burada çok büyük hata yaptı benim görebildiğim kadarıyla. Siyasi yönden bir tecrübesizlik örneği gösterdi. Nedir? Macron aslında bir popülist ve ırkçılığın giderek daha geliştiği bir dünya düzeninde özellikle refah toplumları yönünden hep ötekileştirme politikalarını gidildiği bir sırada tıpkı Trump gibi bir takım yeni söylemlerle ve vaatlerle ortaya çıktı. Ve Fransız halkını sanki yine o gücüne ekonomik açıdan geri döndürecek, ihya edecek falan ve böyle bir ümit ışığıyla iş başına geldi. Fakat kendisinin ne partisi vardı? Ne kadrosu vardı ne herhangi bir şekilde e, solcu mu, liberal mi, sağcı mı ne olduğu tam manasıyla belli değil. Bu şekilde bir desteği de olmayan bir yapıda. Ne Şirak gibi birisi yok, ne de e, Sarkozy gibi e, siyasi Bir parti gelen bazında veya gelmedi. desteğiyle gelmiş bir kişi değil. Bir sosyal demokratım diye iş başına geldi. Fakat bugüne kadar ki icraatına baktığınız zaman daha çok zenginlere veya başka bir deyişle refah toplumuna hitap eden ama onun dışında diğer kesimler itibariyle de şikayetlerin giderek arttığı bir noktaya taşıyan bir karakter olarak ortaya çıktı. Bu bir. Ben Macron için e, Sayın Büyükelçim şey diyorum e, bu globalizmin son e, obaması gerçekten giyinişi, konuşması entelektüelizm ile birlikte Hı. inanılmaz bir şekilde e, yani e, halktan kopuk ve gerçekten dediğiniz gibi son dönemin yükselen değerlerini kesinlikle e, e, şey yapmayan e, sunmayan bir lider olarak, lider olarak halkından kopmuş bu kadar hızlı bir şekilde kopmuş olması ilginç. E, işte. Kopması aslında Fethkar'da doğal çünkü her şeyden evvel e, temel değerleri itibariyle baktığınız zaman ne yapmak istediği çok açık değil. Şimdi e, buradan hareket Nereye ettiğiniz Nereye efendim? efendim istifa gibi bir şey söz konusu olabilir mi olaylar büyürse? Şimdi zorlamaya mi? gidebilirim muhakkak ki. Şöyle tamamlayayım. Başlangıçta, biz hep burada hep üç tane zamdan ibaret falan diye görüyoruz. Başlangıçta 30 bin kişilik bir anket yaptılar sokağa çıkanlar. Ve bunlar sonuç itibariyle gerçek anlamda bir muhalefet veya yani çapulcuların falan hani söylediğimiz gibi oradan buradan gelip de sonradan bu sokak olaylarını yarattığı nitelikte bir kalabalık değil. Bunlar gerçek anlamda ekonomik yönden kendilerine ezilmiş hisseden ve eşitlik ve hak arayan bir toplum. 30 bin kişilik bir anket yaptılar. Bu anketten çıkan sonuçlar 42 tane talep halinde ortaya çıktı. Bu taleplere baktığınız zaman hani ben okurken adeta e, Türkiye'de de biz aynı şeyleri istiyoruz. Mesela asgari ücret 1150 eurodur şimdi. 1300 euroya çıksın. Emekli maaşları en, en minimum 1300 euro olsun. Ee, hastanelerde şu şartlar böyle değiştirilsin, eşitlik sağlansın vesaire. İnsanlığın aşağı yukarı bütün ihtiyaçları dünyanın her yerinde ihtiyaç... birbirine yakın oluyor. Evet İlk ve dersiyle. netice itibariyle daha da geri kalmış veya daha fakir diyebileceğimiz e, ki onlar tabii refah toplumu oldukları için e, görece çok daha iyi evet. durumdalar. Ama... Geri kalmış olduklarını görüyorlar. Mesela vergilerde eşitleme istiyorlar. Büyük şirketlerden daha büyük vergi alın, sokak esnafından vergileri düşürün diyorlar. Yani genel anlamda baktığımız zaman bunların içinde makul olmayan ve herhangi bir şekilde orta kesimin veya daha da altta kalanların arzu edip dile getirmedikleri hiçbir şey yok. Ama bunları karşılamak da hükümetler bakımından her zaman çok mümkün çok olmuyor. Çok zor. Ama şöyle böyle... Her ne kadar makul görünse de talepler tabii, değil mi efendim? Tabii. Yani netice itibariyle burada bir bütçe meselesi evet. var. Den ne kadar... Denge meselesi. İşte İtalya'nın tabii. bütçesi kabul edilmedi. Edilmedi. Gidin bir daha yapın dediler. Adamlar. Avrupa Birliği dahi müdahale etti sonuçta. Dolayısıyla Fransa'daki sorunun temeli de aslında çok makul taleplerle ortaya çıkılması... Fakat bunu esas itibariyle üç tane zamma indirgenmiş gibi göstermesi. Şimdi Macron'un burada yaptığı iki büyük hata var. Bunlardan bir tanesi başından itibaren bu taleplerin gelebileceğini görüp ona göre bir takım vaatlerde bulunup ki seçim sırasında bu vaatleri yapmıştı ama hiçbirini yerine getirmedi. Bambaşka bir karakterle ortaya çıktı. Bunlar da belki daha değişik bir tutum doğrudan doğruya alabilirdi. Öyle yapmadı. Geri planda kalmayı tercih etti. Arjantin'de sustu vesaire. Ve Başbakan'a havale etti. Başbakan da bu zamların 6 aylık geçici bir süreyle geri alındığını ifade etti. Arkasından da Macron bu böyle olmaz. Bunlar 2019 yılı için en azından kesinlikle yürürlüğe konulmayacaktır dedi. Şimdi burada iki tane sorun var dediğim gibi. Bir, eğer siz başbakanınızla Cumhurbaşkanı olarak ters düşer bu ekonomik konuda ve daha ileride de bir taviz verebilecek konuma geldiğinizi gösterirseniz sokağa dökülmüş olan insanların işte biz başardık zaten orada evet. ...kaide olarak evet. sokakta hallediyorlar. ...işte başardık deyip bunu daha da ileri taşıma şansını ve ihtimalini arttırmış olursunuz. İkincisi bir kere taviz vermeye başladığınız zaman bu kadar da makul istekler de olduğunda onların bir bölümünü de yerine getirmeden bu işin üstesinden gelebilme şans ve ihtimalinizi yitirirsiniz. Ama iki şey evet. gene Satırbaşı satır başı halinde söyleyeceğim. Çok Türkiye'yi çok ilgilendiren bir konu. Şimdi orada o hal vardı biliyorsunuz uzun, uzun süre. Bu o hali yeni bir terör kanunu ile değiştirdiler. O terör kanunu çok ağır bir kanundur. Dikkat buyurun bütün bu sokak hareketleri olurken o hal filan ilan edilmedi. Veya şu veya bu şekilde bir polisye tedbirlerle geçiştirildi İleri gitmedi terör kanunu kullanıyor bize devamlı sabahtan akşama kadar şikayette bulunan bir Fransa bugün kendisi aynı terör kanunu gördüğünüz gibi 89 bin polis var çok sert güvenlik çok önlemleri sert var güvenlik bugün önlemleri bizim kaldım. posta gazetesinde de öğrencilerin Arkadan ellerinin bağlandığını, bazılarının kelepçelendiğini evet. falan gösteren fotoğraflar var. Çok ilginç. Ama çok yüksek bir öğrenci katılımı başladı Şimdi yine. Lise be... seviyesinde. Evet, haklısınız. Hakan ve geleceğim. Şimdi izleyicilerimiz bu konu bizi neden ilgilendiriyor diye düşünebilirler. E, Uluş Bey çok önemli bir noktasına temas etti. Türkiye çok ciddi eleştiri altında kaldı bu ülkeler yani. tarafından. Buna benzer hadiselerdeki tutumlar nedeniyle. Bir de Avrupa'nın çok güçlü üç ülkesi. Birleşik Krallık'ın geleceği ne olacak? Bir Brexit süreci var. Almanya'da artık Merkel dönemi sona eriyor ve Fransa'da Macron böyle devam ederse ülkeyi yönetmesi çok zor olur. Yok. çok bu konuyla ilgili net işaretler var. Hal böyle olunca Türkiye'nin en önemli ortağı durumunda Avrupa. Avrupa'daki her şey bizi çok yakından ilgilendirir. Ekonomik olarak, siyasi olarak. O nedenle gözümüz kulağımız dolayısıyla bir yönüyle bu ülkelerde ne olacağını Hakan Bey ne diyorsunuz? E, yaklaşık 3 hafta önce ailemle birlikte Paris'teydim. Yani bütün bu gösterdiğiniz e, şeyleri bizzat kendim yaşadım. Gerçekten e, yani o polisin e, ne kadar e, ağır bir şekilde müdahale ettiğini, kontrolsüz bir şekilde müdahale ettiğini bizzat gördüm ve her hafta sonunda daha e, kötü bir yere gidiyor. Şimdi burada e, ben biraz da şey tarafından bakmak istiyorum. Yani 2. E, Dünya Savaşı sonrasında aslında e, Avrupa Birliği bir e, Amerika projesiydi ve özellikle İngiltere'nin de içinde olduğu bu grubun kurulması kulübün kurulması gerçekten belli konulara hizmet etti ama Trump'ın seçilmesi Brexit'in oylanması 11. 11 Aralık'ta biliyorsunuz Kongre şeydeki İngiltere İngiltere'deki Parlamentosu. parlamentosunda bir oylama olacak orada geçmeme ihtimali yüksek dolayısıyla daha da büyük bir Karmaşan içine bir düşebilir. Yani artık hani nasıl boşanacaklar, anlaşmayla mı anlaşmasız mı şeklinde ama geri geldiğimizde yani Brexit'in olduğu bir ortamda Trump'ın seçildiği bir Amerikanın liderliğinde dediğiniz sizde, zaten Merkel görevi bir şekilde parti görevini bıraktı ve Macron'un da sayın büyüklerimizde söyledi muhtemelen sonu yakın. Ee, ki e, yani şu anda bir seçim olsa zaten e, seçilmesi çok %20 zor. 20'ler civarında. Civarında bir düşmüş durumda. 23 çok Tam, düşük en yani. En son kamuoyu araştırması yüzde 23. Bir de ama gerek Trump gerek mesela Macron gibi liderlere baktığımız zaman Macron nasıl seçildi? Aslında karşısında Le Pen vardı. Yani dolayısıyla hani Pen'e mi vereceksiniz yeni bir aday'a mı vereceksiniz? Tabii. Dolayısıyla seçilmesi de aslında büyük şans vardı. Aynen Trump gibi Hillary'nin karşısına çıktığı gibi. Bundan sonrasında Avrupa Birliği için ben hani hiçbir çıkar yol göremiyorum gerçekten. Çünkü ortada bir refah, bir adalet yani gelir dağılımında bir adalet yok Avrupa Birliği'nde. Böyle olduğu zaman da halk bir şekilde işte bunu Yunanistan'da da gördük, Fransa'da da görüyoruz, belki İtalya'da da görebiliriz ama tabii Türkiye açısından bir hani böyle demokrasi ve insan hakları konusunda sürekli olarak ders verilen bir ülke olmak değil, belki de hani kendi işlerine bakmaları. Ama bizim bütün yatırımlarımızın üçte ikisi Avrupa Birliği'nden geliyor. Ee, ticari olarak gerçekten Türkiye ekonomisi Çok e, can damarıyla bağlı Dolayısıyla Avrupa Birliği'ndeki bir e, siyasi e, bölünme ve kargaşa bizi etkileyecek Türkiye'nin lehine de değil bu Oh ne de güzel değil. işte iyi oldu gibi bir şey belki duygusal bir tepki içine girebilir insanlar evet. Ama böyle de bakmamak lazım bizim ortak çıkarlarımız var nihayetinde değil mi? değil mi Hakan? Bey? Kesinlikle öyle ve sanırım Mayıs 29 değil mi? Şey, 2019'da Avrupa Parlamentosu'nda seçimler olacak. Yani asıl Brüksel'deki bu altyapıyı nasıl etkileyecek? Evet. Çünkü bu popülist partiler ve söylemler şu anda Brüksel'de bir şekilde temsil edilmiyor dolayısıyla Avrupa Birliği açısından çok türbülanslı bir 2019 olacak. Evet. Peki İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden Birleşik Krallığın çıkmaması gibi bir şey yani geri dönebilir mi bu süreç? Böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Efendim bir kere evvela Macron'un geleceği büyük bir ihtimalle istifa etmez. Benim görebildiğim hükümeti değiştirir vesaire ama Fransa bir karışık vaziyette ve sıkıntılarla dolu olarak bir müddet daha devam edecektir yoluna gibi gözüküyor. Avrupa Birliği'ne gelince e, gidiyor zaten. Biraz de Haka Bey'in söylediği gibi. Ama Avrupa Birliği bitmez. Her halbekarda büyük sıkıntıları var. Avrupa Birliği bittiği gün esas itibariyle Amerikan ve Rusya ve yani kutuplaşmalarla birlikte dünyada baktığınız zaman bambaşka bir dünya ortaya çıkar ki kıta olarak Avrupa bu manada Topyekün kendini yitirir. Bu Türkiye için çok zararlı bir şeydir. Avrupa'da bir çatışma riski var mıdır gelecekte? Yani bu ekonomik çıkarların ve bu kavgaların geçenlerde Manş Denizinde İngiliz ve Fransız balıkçılar birbirine girdi mesela. O çok enteresan bir hadiseydi. Buna benzer çıkar alanları, petrol, balıkçılık veya diğer alanlarda ülkeleri sıcak bir şekilde karşı karşıya getirme riski var mıdır? Aşı Yoktur bana. efendim yani orada çünkü esas itibariyle Brüksel'in hantal bir bürokrasisi en büyük şikayet konusudur şu sırada. Bir reforma tabi tutulacak muhakkak ve bu arada Almanya'nın hegemonyasından da Avrupa'yı nasıl çıkarabiliriz arayışına girdi. Bu Avrupa'da herkesi rahatsız eden bir şey. Herkes rahatsız eden Almanya'nın şey. bu kadar Ama, hakim evet. olması. Da öyledir. Hollandalılar da buna yani, rahatsız Aynen çok fazla güçlendi. En büyük para gücü onlardan netice itibariyle ekonomileri de çok sağlam. Diğerlerinin hepsi sallanıyor. Şimdi bu şekilde kurtulduğu ifade ediliyor ama İrlanda'sı, e, Portekiz'i, İtalya'sı, e, İspanya'sı bunların hepsi de dahil. kötü durumda. Hatta Yok. şey şöyle tarif ederler. Yani batamayacak kadar büyük bir ülke. Evet. Yani batarsa evet. bütün Avrupa dengeleri. Euro'dan, Euro'dan çıkarılır mı, çıkılmaz evet. onlar da iyi tartışılıyor. Evet. Bunlar kolay olmaz ama Brexit'le ilgili yani Demin ki sorunuzu çok net olarak şöyle cevaplayayım. Mesela balıkçılık konusu falan bunlar kendi aralarında kota paylaşımı ile falan giderler. Ha, hallederler. Hallederler. Bunların ha. herhangi bir sorunu olmaz. Brexit, Brexit'in üç tane görünebildiği kadarıyla geleceği var. Birincisi bu bildiğiniz gibi İskoçya'daki referandumu kazanabilmek için Cameron kendine çok güveniyordu. Avrupa Birliği konusunda bir referandum vaadinde bulundu. O vaadin altında kaldı. İşte bu vaadin altında kaldı ama. Elinde patladı tabiriyle. tam tabiriyle. Ve burada istemeden İngiltere bu noktalara geldi. Şimdi burada üç tane bir ihtimal var. Birincisi Avrupa Birliği ile 43 milyar euro bir para ödemesi gerekiyor Avrupa Birliği'ne. Çünkü orada bir sürü aldıkları var vesaire bu borçlarını hemen eda etmesi. İngiltere ifadesi. için bile büyük bir para. Büyük bir para. Ama ikinci çok daha önemli bir şey var. Burada İngiltere'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini devam ettirme mecburiyeti var. Çünkü onlar için de çok önemli bir piyasa ekonomisi ona bağlı olarak gelişti son yıllarda. Bundan geri adım atamaz. Bunu yerine getirebilmek için de Türkiye örneğini gösteriyorlar. Bizim de sıkıntımız bu. Genişletilmiş gümrük birliğine niye talip oluyoruz? Bizim dışımızda bütün kararlar alınıyor ve biz bunlara uymakla mükellefiz. Beni tam üye yapmadığın sürece de Normal şartlarda hep böyle e, e, onların hakim oldukları bir pozisyon. Şimdi İngiltere diyor ki biz büyük bir ülkeyiz, güçlü bir ülkeyiz ve tıpkı Türkiye'de olduğu gibi bizim yerimize başkaları hep karar alacak ve gümrük birliğinde biz bunları uygulamak zorunda kalacağız. Buna layık değiliz ve bunu da yapmayacağız. Dolayısıyla karşı çıkıyoruz biz bu işe ediyorlar. Birincisi bu. Demek ki bu kapsam içinde bırakabilirler. Ama e, Parlamentodan geçmediği takdirde ya İngiltere Avrupa Birliği ile hiçbir ilişkisi kalmamış olarak sıfırdan başlayarak gitmek durumunda kalır ki şey bu olsun. ekonomik açıdan İngiltere yönünden çok ciddi bir sakınca yaratmaktadır bu kesin veya ikincisi biz bu işi bu şekilde götüremiyoruz madem ki o zaman yeni bir referandum diye bizatihi parlamento, kendisi ön ayak olmak suretiyle bir orada karar çıkarttırmak suretiyle yeni bir referandum e, tertiplenmesine yolunu açar. E, dolayısıyla İngiltere şu sırada çok sıkışmış durumda. Bizim İngiltere de bizim için, Türkiye için çok önemli bir ülke. Eee gerek dış ticaretimizde mesela en basit şekliyle uçağımızı yaparken esas itibariyle yani askeri yönden savaş uçağı yapmak için de İngiltere ile işbirliği halindeyiz. Evet. Yani İngiltere'nin güçlü ve Teknolojik olarak da ayakta kalan Türkiye bir ülke olması. Önemli. Ama bizim de sıfırdan yeni bir anlaşma yapmak ihtiyacımız var. Avrupa Birliği'nden çıktığı gün bizim Hakan Bey Böyle bir ortamda vize konusunda, gümrük birliği konusunda bir gelişme Türkiye'nin lehine bir ortam çıkabilir mi? Yani Avrupa bu kadar karışıkken ki Sayın Büyükelçimiz çok güzel bir özet yaptı. Ne dersiniz? Şu anda tabii dünyada baktığınızda aslında ticaret savaşlarının başladığı bir dönemdeyiz. Yani Amerika ve Çin açısından baktığınızda. Bu bence en önemli gündemdeki konu. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ekonomik ilişkileri, gümrük birliği beklentimiz var veya bunun güncellenmesi beklentimiz var. Ama ben çok daha zora gireceğini düşünüyorum. Şimdi biz ekonomik tarafa bakıyoruz ama İngiltere açısından baktığınızda Avrupa Birliği'nin en büyük askeri gücü İngiltere'ydi. Ve özellikle sınırda Rusya'nın artan saldırganlığıyla birlikte Ukrayna'da olanları görüyoruz. Avrupa Birliği'nin e, özellikle güvenliği açısından askeri olarak da geleceği e, bence soru işareti. Dolayısıyla e, Türkiye'nin e, böyle bir çok bilinmezli, siyasi olarak bir çözülmenin yaşandığı, e, popülist, e, milliyetçi, e, ırkçı partilerin merkez partileri silip götürdüğü ve e, Mayıs 2019'da Avrupa Parlamentosu'ndaki, çok önemli seçimleri beklediğimiz bir dönemde bizim işimiz çok daha zor olacak. Ancak özellikle Türkiye ile Brexit sonrasında İngiltere arasında ekonomik olarak bir serbest ticaret anlaşması ve daha yakın ilişkilerin bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Çünkü İngiltere çok akıllı bir şey yaptı Hakan Bey. Hiçbir şekilde parasını değiştirmedi ve ekonomik olarak da bence bu Avrupa Birliği'nden bence kest? çok doğru bir karardı. Çünkü her zaman için Avrupa Birliği içerisinde en dinamik e, ekonomi e, İngiltere'ydi. Tabii bunda e, Trump öncesindeki başkanlar ve Amerika ile ilişkilerini de çok iyi kullandı. Yani e, Brexit sonrası İngiltere'nin Amerika ile olacak e, ticari ilişkileri de e, soru işareti şu anda. Ki Çünkü, Trump bunu söyledi. Söyledi açık olarak ve tehdit etti. Yani Brexit sonrası e, benimle işiniz e, zor demeye gelecek. Trump'ın da tehdit etmediği ülke kalmadı. E, yani İngiltere'yi bile tehdit etti <laughs> değil mi? Sayın Büyükelçi <laughs> Ki İngiltere yani Avrupa'daki bir numaralı müttefikidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin akla hayale gelmedik bir şey yani. Hakan Bey İngiltere'yi bırakın. Yani kuzeydeki o zavallı komşuları ve hani başbakanına bakıyorsunuz böyle şey gibi bir, yani Trudeau gibi bir evet. başkanları var. Onda bile kavga etmeyi başarmıyor. Olacak yani. işte. Çok değil mi Sayın Büyükelçim? Çok. Efendim yani da, tabii burada da yalnız benim burada da belki de ek olarak bir şey söylemek ihtiyacım var. Hani e, İngiltere e, güvenlik açısından e, ve e, Avrupa'da ve dünya çapında askeri açıdan nedir diye baktığınız zaman elbette teknolojik açıdan bunlar yukarıda üstün ülkeler. <laughs> Ama bakın çok net olalım. E, İngiltere'nin bugünkü ordu düzeyi şeyi 130 bin kişilik falan bir kuvvettir. Bunun dışında Gör, görece küçük bir şey aslında. Fransa 134 bin kişidir. Almanya'da hiç yoktur, 300 bin kişi ama Amerika'nın hatta o kadar ki tanklarını falan yürütemiyor çünkü Amerika'nın askerlikle şeydi, Almanya'nın askerlikle ilişkisi kalın. A Almanya başbakanı e, uçağı arıza yaptığı için İberya yani. hava ile İspanyol hava yolları tarifleri Bunlar aslında yani bu cehime değil mi? Şimdi yani büyük devlet kabul ediyoruz, yani. çok önemli bir güç. Ekonomik, ekonomik olarak güç. hiç şüphe yok bunu ama. Bazı kapasite ve becerilerde de o kadar da abartmamak gerekir bu ülkeleri. İberya ile uçtu yani Almanya Başbakanı. Ama onun sebeplerine bakmak lazım. Mesela Trump aslında çok çılgın bir adam. Refah toplumları batıda gerilediği ölçüde hep suçluyu ötekileştirme suretiyle başkalarında buldular. Bana bir Fransız arkadaşım söylemişti. Biz 19. yüzyıldan başlayarak bir 2 metrelik bir havuz düşün dedi. Biz iki kişiyi saçlarından tutup batırıyoruz. 30 saniyede bir nefes aldırıyoruz. Biz de hep dışarıda yaşamaya alıştık dedi. Güzel bir örnek. Şimdi bu geriye gittiği ölçüde bizim refahımız. Ötekiler de suçlu olduğuna göre dünyada iletişim ve teknoloji öylesi de gelişti ki herkes görüyor ne olduğunu. İşte göç dalgaları vesaire bütün bunlar farklı bir olay. Şimdi bu noktadan baktığınız zaman Trump aslında çılgın ama çok da akılsız falan diye bir görmemek lazım. Bastıra bastıra dünyada Çin'i bile yola getirdi. Şimdi ticaret müzakerelerine başlıyorlar. Ama e, NATO ile ilgili olarak Trump'ın açılışı da çok önemliydi. Dedi ki de bakın ve buranın e, benim, benim sayemde. Belercide. Hani Suudi Arabistan'a iki hafta dayanırsın rejim olaraktan ben sana destek vermezsem demişti. Bugün Avrupa'ya da eğer şemsiyesi altına almamış olsa. Askeri açıdan, güvenlik açısından Avrupa'nın kendi başına ayakta durabilecek nükleer gücü var onların da tabii. Dünyada bugün 9 ülkenin nükleer silahı var. Fransa ve İngiltere'nin gücü var İngiltere, Avrupa'da. Evet. Şimdi bu manada baktığınız zaman İngiltere'nin çıkışı elbette ki güvenlik açısından, askeri açıdan Avrupa'da bir zaaf yaratır. Ama İngiltere bu konuda işbirliğini sürdüreceğini net bir biçimde açıkladı ve onlar da kabul etti. Bir Avrupa ordusu kurulması projesini Macron ortaya attı. Bu zaten var uzun yıllardır devam eden Türkiye'siz bir proje. bir Avrupa İler. ordusu olur mu efendim? Türkiye'siz efendim, bir Avrupa ordusu yapabilirler mi? Yaparlar bana? şu manada. bendeniz orada Brüksel'de görevliyken de bizim askerlerimiz orada bir kol ordu vardır. Ortak kol ordu. Bu kol ordu netice itibariyle işte bizim subaylarımız falan da orada görev aldılar. Bir işe yaramaz. Yani başka bir deyişle Amerika kendi güvencesi altına alıp da Rusya şu sırada en büyük hedef. Rusya'ya karşı ben koru, kolluyorum ve koruyorum Avrupa'yı demese kendi işlerinde böyle bir askeri güçle falan bir yere gidemez. Rusya bir tehdit oluşturuyor mu Avrupa bakımından? Yani Amerika desteğini çeker ve uzaklaşırsa Avrupa'dan. Rusya Baltıklardan başlayarak biraz böyle Avrupa'yı tabiri caizse tırtıklamaya başlar mı yukarıdan itibaren? Polonya'yı Zaten başladı şu anda. Başka bir ifadeyle şöyle diyelim. Polonya en büyük sıkıntısı her zaman için Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne üye yapmak oldu. Bir an evvel olsun ki Rusya ile aramıza bir tampon, tampon daha koydu. girsin diye bakıyordu. Şimdi Balkanlar, Balkanlarda Romanya ve Bulgaristan en zayıf halka ama buna karşılık Karadeniz ısınıyor gittikçe. Şunu da aklımızdan çıkarmayalım. Hani ta parantez içinde çok önem verdiğim için söylüyorum. Ukraynalılar NATO gemilerini davet ettiler ve Amerikalılar başta olmak üzere gemi göndermek için hazırlık halindeler. Montreux dolayısıyla yakında bizim başımızın derde girmeyeceğini söylemek mümkün değil. Türkiye ne yapmalı efendim? Gemilerin geçişine izin verilmeli mi verilmemeli mi? Şimdi burada tam tabiriyle bizim bir sakal bıyık deriz. Bir tarafta Rusya kesinlikle bunların gelmesi mümkün değildir. Bırakmayacaksın diye üzerimizde baskı yapıyor. Ve şu sırada bizim Orta Doğu'da özellikle en büyük güvencemiz Rus dostluğu Amerika ile Fırat'ın doğusunda başımız ciddi şekilde derde girmeni şimdi tam bu noktada Hakan Bey e sorayım Türkiye ne yapabilir yani çok güzel bir şekilde özet yaptı yine Uluç Bey yani bir taraftan Montro gerçeği var diğer taraftan Rusya ile belki de tarihin en yakın ilişkilerini yaşıyoruz evet. Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin sanıyorum bu yıl 8. defa görüştüler bu anesi de ben de takip ettim çok güzel. Ama Ukrayna da Türkiye'nin çok önemli bir ortağı ve komşusu. Amerika'da Türkiye'nin her şeye rağmen bir müttefiki. Neye NATO olabilir? kararını da ekleyelim buna. Efendim? Orada da bir tenakuz daha var. NATO karar aldı. Topyekün Rusya'ya karşı Ukrayna'nın arkasındayız dedi. 29 ülke evet demeden olmaz. Türkiye de bunlardan biri. Ve Türkiye, Türkiye Ukrayna'ya evet taraf olup Rusya'ya karşı çıktı NATO'da. Evet bu da enteresan bir şey. Bu da ilginç bir şey. Bu, bu, yani bu, birlikte bu, hareket etme şeyiyle yani. ama birebir ilişkide Türkiye Rusya ile ilişkisini sürdürüyor orada yaklaşıyor. Bir bir e, tabii evet. NATO'nun e, bence yani Rusya'nın e, Rusya Avrupa Birliği için bir tehdit midir kesinlikle? Ukrayna'da bunu görüyoruz. Ukrayna'da e, tabii baktığımızda orada da Proşen seçimleri geliyor. Dolayısıyla o da G20 öncesinde belli şeyleri kışkırtmış olabilir ama Putin ile Rusya bundan sonrasında dünyada askeri gücünü kullanarak ağırlığını koymaya devam edecek. Şimdi Türkiye de bunu bence çok doğru okuduğu için zaten bölgede çok yakın bir şekilde çalışıyor ama bundan sonrasında NATO'nun kendini ispat etmesi gerekiyor. Yani en son işte Merkel'in yaptığı açıklamalarla biliyorsunuz bu Kırım'ın ilhak edilmesinden sonra NATO hiçbir şekilde kendisini caydırıcılığını ortaya koyamadı. Dolayısıyla Trump'ın Rusya'yla ve özellikle Putin'le artan ilişkileri ve şu anda Washington'da da başı çok belada. Dolayısıyla Rusya'ya direkt müdahale etmek istemeyen bir Amerika, Trump'ın yönetimindeki bir Amerika ile Rusya istediği gibi at oynatacaktır. NATO'nun bundan sonraki caydırıcılığı Sayın Büyükelçim'in söylediği gibi yapacağı açıklamalarla değil askeri olarak atacağı adımlarla bence test edilecektir. Ben o açıdan çok ümitli değilim. Yani şu anda Türkiye'nin bir NATO üyesi olmasının getirdiği pozisyon ile Orta Doğu'da özellikle hem Amerika'yı hem Rusya'yı Türkiye diplomatik olarak çok iyi kullandı ama yani Türkiye açısından Rusya açısından Türkiye'nin değeri de aslında bir S-400 füzesi bile satın alabilen bir NATO üyesi e, ülke olması konumunda. Bunu çok iyi e, Rusya'da kullanıyor, Türkiye de bunu çok iyi oynuyor. Dolayısıyla e, Rusya ile bu bölgede bugün Ukrayna olur, yarın yine Gürcistan olabilir. E, bence e, sorunlar devam edecek ama NATO'nun geleceği hem kredibilitesi açısından hem de Trump'ın az önce de e, konuştuk, yani pamuk eller cebe yaklaşımıyla nereye kadar gidecek? Bu büyük bir muamma ama yani Merkel gibi Macron gibi liderlerin bir şekilde görevlerini kaybettiği bir Avrupa Birliği'nin herhalde en son düşüneceği NATO'ya ne kadar daha askeri mali yardım yapalım olacaktır. Şimdi Türkiye ABD ilişkileri son derece önemli. Hakan Bey çok yakından takip ediyor. Bir kere şunu sorayım. Evet. Trump görevden alınabilir gibi bir şey uzun aylar yıllar boyunca konuşuldu. Impeachment denen evet. hadise hala bu gündemde midir? Güçlü bir olasılık mıdır? Ve tam veya tam tersi bir sonraki seçimde bazıları da Trump tekrar seçilebilir. Çünkü ekonomide de çok güçlü ve başarılı oldu yorumlarını yapıyor. Ne dersiniz? Trump'ın Hakan Bey daha dün akşam 3 ayrı iddianame mahkemeye sunuldu. Başa büyük bela. Buradan başlamak istiyorum çünkü sorunuzun azledilme konusuna cevabı aslında burada saklı. Özel bir savcı atandı Malır ve bu savcı eski kampanya yöneticisi, eski avukatı başta olmak üzere yaklaşık yarım düzine kişiyi bir şekilde sanık durumundayken tanıklık yapmaya ikna etti. Ve dün akşam yapılan bir şekilde mahkemeye sunulan kanıtlara baktığınız zaman bir, Trump'ın başkan seçilme döneminde iki ayrı ilişkisi olduğu kadına kendi emriyle para verdiğini bir değil iki değil üç ayrı tanık bir şekilde ifadesi var. Bu porno yıldızından. Evet. Evet. Porno. Bir başkası da bir başka kadın daha var. Bu çok önemli ve bunu da kampanya parasından ödemesi, yani bu kampanya biliyorsunuz bağışlar. Yani porno yıldızıyla beraber olması değil de hadise, evet. kampanya parasının kullanılması. Kullanılması federal bir suç. suç bu ve başkana direkt olarak dokunuyor. İkincisi daha da önemlisi, bu dönemde yine e, partisinin adayı olmadan hemen önce, Moskova'da bir e, Trump Tower yapılmasıyla ilgili olarak bizzat Trump'ın, ofisine kadar e, dayanmış belli e, belli danışmanları e, kendi avukatının bizzat e, e, irtibat kurduğu ve e, iki ülke arasında siyasi bir takım e, ilişkiler ve sinerji kurulması ilişkilerin iyileştirilmesi karşılığında Trump'ın kendi kişisel e, iş ilişkilerini e, bir şekilde bir menfaat sağlayacak şekilde e, alışverişinin yapılmış olduğunu Gösterir bir takım kanıtlar var. Şimdi bunlar... Bunlar yani azledilmesine neden olur şeyler midir? Evet. Şimdi şöyle azledilmek var, görevden alınmak var. İki ayrı konu. Azledilmesine e, sebep olması için kongrede bundan sonra e, biliyorsunuz e, Ocak'tan itibaren demokratların eline geçilen bir temsilciler meclisi var. Bir de senato var. E, temsilciler meclisinde soruşturma komisyonları kurulacak ve her bir suç için ee, ve şu anda da benim gördüğüm e, Washington'da bütün bu komisyonlar içerisine avukatlar alınıyor. Yani e, Washington'ın e, geçmişinde e, bir şekilde en başarılı ve sonrasında siyasete girmiş olan e, e, temsilcileri bu komisyonlara atanıyor. Bunların içerisinde Türk düşmanı olan e, belli isimler var. E, özellikle e, Elliot e, Engel e, başta olmak üzere. Yani bu isimlerle birlikte ne olacak? Tamamıyla bir siyasi... E, e sirke dönecek Washington. E, i̇şte bu iki bu porno yıldızı ile ilgili e, federal e, bir şekilde e, kampanya paralarının harcanmış olması, ilaveten bu Rusya ile e, iş ilişkilerinden dolayı kampanya döneminde e, Trump'ın belki de kendisini zor durumda bırakacak e, gizli bilgileri paylaşmış olması. Bütün bunları demokratlar bırakmayacaklar. Bu soruşturma içerisinde bizi merak ediyorum. Şöyle e, azledilebilir. Azledilebilir bu azledilmesi için de kongrede bu suçun oluştuğuna dair bir, bir karar çıkmış olması önemli. Sonrasında senatoda da aynen bir mahkeme e, gibi bir düzen e, kurulup buradan da yine bir suç e, unsurunun e, kanıtlanması önemli ama azledilmesinin e, e, olası fakat görevden alınması e, çok çok zor. Görevden Sıkıntılı alınması için... bir dönemin içinde Trump. Evet. Dolayısıyla burada e, mesela medyayı çok hedef alıyor. Amerika'da yani Her gün CNN ilgili fake medya, fake medya. Tweetlere bakın. Tweet çok ciddi. Yani Amerikan tarihinde bir başkanın atmadığı kadar çok sert tweet attı medya haleyinde Dış politikada Türkiye'yi de ilgilendiren noktalarda gerek ticaret, gerekse Suriye vesaire, Suudi Arabistan çılgın adımlar atabilir mi kendisini kurtarmak Kesinlikle. için? Hem, hem size sorum. soracağım hem de Uluş Bey'e soracağım. Şimdi Hakan Bey burada e, Trump e, önümüzdeki iki yıl boyunca ama e, e, özellikle 2019'da bu özel savcının ortaya çıkardığı suçlarla başı belada olunca mutlaka bunu dış politikada daha agresif, daha saldırgan olmakla göreceğiz. Şimdi tamamıyla bir cadı avına bunu benzetiyor Trump. E bu cadı avı içerisinde e, attığı tweetleri de görüyorsunuz. Yani mesela şey var. Eski e, Dışişleri Bakanı ile ilgili attığı bir tweet var bu sabah. E, kendisini taş kadar e, bir şekilde aptal ve e, inanılmaz derecede e, tembel olmakla suçluyor. Tylersson ile ilgili. Tylersson'la mı? Tylersson daha düne olarak, kadar Dışişleri Bakanıydı. Hakan Bey Or böyle bir şey düşünüyor. Bir daha söyler misiniz? Ne diyor tam olarak? E, aynen Tillerson diyor ki eee o kadar e, e, bir şekilde e, tembeldi ki e, o taş gibi taş kafalıydı, taş kadar aptaldı ve kendisinden kurtulmama bu kadar sevinemem. Yeni atanan dışları Bakanı biliyorsunuz Pompeo. E, bu açıdan e, e, büyük bir dışlarına e, değişiklik getirdi ve kendisiyle gurur duyuyorum Şimdi diyor. Şimdi baktım tweet'e korkunç bir tweet geldi. Yalmaz bir şey. Bir dışları Bakanı'ndan bahsediyoruz Mark Hakan Pom Bey. Mark Pompeo is doing a great job. Rex Tillerson taş didn't have the mental capacity needed dedi. Yani gerekli zeka, <laughs> mental, zihinsel kapasiteye sahip olmadığını söylüyor. Kendi dışları. Bakın çok ağır bir... Ama bu nereden bakan bakan geliyor? Yani. Ee, önceki gün bir he oturumda... Was, he was as a rock. Diye. Taş kafa. Taş kafa diyor. <laughs> Taş kafa diyor. Yani, yani bir şey. Ama bu nereden geliyor Hakan Bey? Önceki gün Tillerson'da çıktı şunu dedi. Ee, ben dedi Trump'la çalıştım ama çok zorluk çektim. Evet. Yani bir toplantıya giriyorsunuz bir şekilde hiçbir şeyi okumuyor. Ee, tamamıyla kendi içgüdüleriyle ben buna inanıyorum deyip çıkıyor. Hiçbir konuda sizin verdiğiniz e, e, aklı dinlemiyor ve e, getirdiği bir şekilde öneriler de bir kanunlara aykırı, iki benim bir Dışişleri Bakanı olarak, bakın Dışişleri Bakanı olarak değerlerime aykırı. Şimdi Bu açıklamayı yaptı. cenaze töreninde o görüntüleri keşke hazırlasaydık. Cenaze törenindeki hal ve tavırları çok enteresandı. Baba Bush'un vefatından sonra bir cenaze töreni düzenlendi. En önde ABD başkanları eşleriyle birlikte oturuyor. Evet, ben bir böyle defa, bir şey hayatımda izlemedim. İnanılmaz sirk gibi bir şeydi. <laughs> Keşke elimizde olsaydı o görüntüler benim de aklıma gelmedi. Kahkahalarla. Fakat efendim, eğer Trump'ın yani gitmesi veya kalması meselesi Türkiye bakımından ne anlam ifade ediyor? Gitmesi mi tercih edilen bir şey olur bugünkü şartlar altında yoksa kalmasını mı tercih etmek gerekir? Amerika nihayetinde dünyada en belirleyici süper güç durumunda. O gözle bakılacak olursa ne dersiniz? Şimdi evvela şu NATO ile ilgili olarak bir şeyi de konuşurken de tavsiye ederek söyleyeyim. Trump'ın istediği bütçe katkısı değil. bütçe Herkes bütçeye parasını ödüyor. Trump esas itibariyle bütün barış operasyonları NATO'nun yürüttüğü Afganistan dahil bunlar için yüzde ikisini herkes gayri safi yurt içi hastasının Ödemesi lazım evet. diyor idi. Bunu ödemiyorlar. Yoksa NATO'nun parasını ödüyor herkes de. Yani Amerika diyor ki orada da gele, ben yapacağım bunu, sen de bana finansman olarak destek olacaksın diyor. Kendi cebimden sizlerin güvenliğini evet, alıyorum evet. yani. Sizin şöyle. cebinizden. Yani aslında belli bir haklılık payı da yok değil yani söylediğim. Var. için, var, mandayı, mandayı yani, için özellikle yani, baktım Yerine Yerini oturtmak için söyledim. Evet. Bu arada orta doğuda mesela PKK'ya karşı e, veya YPG'ye karşı yaptığı operasyonlarda finansmanını Suudi Arabistan'dan sağlıyor. En sonuçta işte 200-300 e, milyon dolar paralar verdiriyor. Ve Doğrudan PKK'ya giden bir para yapıyor. yani o. Şimdi efendim impeachment dediğimiz olay yani edilme olayı Amerika tarihinde 3 defa gündeme gelmiştir bildiğim kadarıyla. Üçünde de impeachment yani edilme sonucunu vermemiştir. Bunlar ya istifa ile sonuçlanır veya afla sonuçlanır. E, en son Clinton olayını hatırlayalım. Onunki mesela özür diledi. Bir Seks skandalına Monica karışmıştı. Monica Lewinsky'de e, o o teknik olarak, olarak az dediğinde de. ama görevden alınmadı. görevden şey. şey. yani yani Evet. O çok yani önemli. Dedi ki özür diliyorum dedi. Hakikaten büyük bir hata yaptım. Ama onunki de bir kişisel hata olduğu için devlete doğrudan zarar veren bir sorun olmadığı için de affedilmesini kabullendiler. Trump'la ilgili olarak Demokratlarım bu yola gidecekler hemen hemen kesin. Yani de, meclise başlatacaklar. Fakat Senato'da durdurulması ihtimali çok daha güçlüdür. Çünkü Senato'yu kaybetmedi. Evet yani Cumhuriyetçiler, Dolayısıyla cumhuriyetçiler her şeye rağmen kendi başkanlarının buradan azledilerek gönderilmesini kabullenmezler. Türkiye yani için ne ifade eder? Seçim efendim ben. E, burada Trump'ın ben kalacağını öyle de, bu noktalara kadar bu işin iki yıl içinde gitmeyeceğini şahsen Görevli, düşünüyorum. Görevini tamamlar. Tamamlar gibi geliyor ama bu Türkiye için bence daha e, e, efenişerdir. Çünkü netice itibariyle unutmayalım Amerikan e, Anayasası'na göre e, yeniden seçime gitmek söz konusu değildir. Onun şartları çok net olarak ortaya konmuştur. Eğer az edilirse veya kendisi istifayen ayrılmak durumunda bırakılırsa yerine yardımcısı geçer. E, hatırlayalım 1964'te Johnson aynı şekilde Kennedy öldürüldüğünde yerine yardımcısı olarak geçti. Ve Kıbrıs'taki meşhur bize ultimatum Mektubu. mektubunu veren de Johnson'un kendisi olmuştur. Yani bir başkan yardımcısının başkan olarak oraya gelmesi halinde onun karakteri de aynı güçle geldiği için çok önem taşır. Pence bu manada çok daha ileri boyutlara taşınmış olan bir evanjelistir. Dolayısıyla ben Türkiye'yi sevdiğini ve Türkiye'ye Böyle bir olumlu bir nazarla bak, baktığı olduğunu düşünmüyorum. Branson meselesinde yaptığı bir konuşma vardı. Açıkça çok sert, sert etti, ille, evet. tehdit etti ve bir düşman muamelesi bir yaptı. Bir düşman yaptı. O seslerini yani, ben de unutamıyorum. Yani Peki. ben çok ürkütücü buldum. Yani i̇nanamadım gözleri. Böyle, şey Bu böyle yüz alevler hatlarıyla. çıkıyordu ha. adeta gözünden. Çok Dolayısıyla böyle bir kişi Trump'ın yerine başkan olursa. Türkiye için çok sıkıntılı çok da, olur. Çok daha büyük sıkıntı Türkiye, olur Amerika ama... Türkiye-Amerika ilişkilerinde bir normalleşme dönemine girildi mi Hakan Bey? Yani Brunson'un evet. bırakılması, Hakan Atilla konusundaki süreç bir normalleşme yaşanıyor mu? YPG ve Suriye konusundaki zorluklara rağmen. Burada hem aslında hem de Hakan Atilla ile ilgili temiz kararını New York Güney Savcılığı'nın geri çekmesi... Gerçekten belki o çabuk kazanım açısından iki ülke ilişkilerinde bir momentum getirecek. Ancak arada büyük sorunlar var. Ve özellikle şunu ben ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump arasındaki diplomasi, telefon diplomasisi ve bir şekilde en son G20'de sizin de bizzat gördüğünüz ve çok güzel bir şekilde kamuoyuyla paylaştığınız gelişmeler önemli. Ancak Washington sadece Trump'tan veya Trump'ın... Ee, bir şekilde Beyaz Saray'ından ibaret değil. Bakın Pompeo bu en son yapılan atamalar var. Özellikle mesela Nikki Haley yerine Birleşmiş Milletler'e eski sözcüğü atadı. Tamamıyla bu Pompeo'nun istediği bir şey oldu. Yerine CIA direktörlüğüne getirdiği yine kişi. Pompeo'nun etkisi çok artıyor Dışişleri Bakanlığı'nda. Bunu not etmek lazım. İkincisi demokratların eline geçmiş olan ve Türkiye'ye hiç yakın olmayan Nancy Pelosi'nin kongre başkanına gelmesi var. Evet, Dış İlişkiler Komitesi'nde az önce bahsettim. Engel'in gelmesi, yani Bunların gibi, e, tamamı Türkiye açısından sorunlu isimler büyük olabilir. Büyük sorunlu isimler. Dolayısıyla sadece Trump değil, Doğru. Türkiye diplomasisinin e, çok yönlü, çok e, e, fa farklı kanaldan e, Washington'ı e, bir şekilde Türkiye'nin tezlerini anlatması lazım. Örneğin James Jeffrey, dün Ankara'daydı. E, James Jeffrey, Türkiye'yi Washington'da en iyi tanıyan isimlerden Çok bir iyi tanesi. Türkçe konuşur. En iyi tanıyan isimlerden Ben de bir çok iyi tanırım. Ben bakanlıktayken onlar gelip giderdi de o Türkiye'yi sever ve yumuşak bir insandır. Evet. Gerçi ama yumuşak olamıyor. Ama e, olamıyor. şu anda söylediklerine yani, bakın. Evet. Yani, yani aslanı süreci aslanın fişini çekmek Aynen, lazım yani. falan gibi bir laf. Yani, aldığı yaptı. talimatı yerine getiriyor Ya evet. yani o oradaki... ama hiç değilse Türkiye'yi bilen biri, Türkçe evet. konuşan bir insan bu bir avantaj olabilir. Doğru. Evet. Dert anlatılabilir ve dinlenebilir. Dört buçuk saat görüştüler dün. Dışişleri Bakanlığı Sedat Önal'la ve Hulusi Akar'la bir araya geldiler. Ama Hakan Bey çok önemli bir şey söylüyor. Sadece Trump'a odaklanıyoruz ve Erdoğan-Trump görüşmeleri mutlaka çok çok önemli. Ama bir de Türkiye'nin pek yanında olmayan, Türkiye'den pek haz etmeyen, evet. hatta düşmanca tutumlar alan insanlar Amerika'da güçlü pozisyonlara geldiler dedi. Kısa bir reklam arasına gideceğim ama Paris'te 32 kişi gözaltına alındı son bir o meydanı tekrar İbrahim yönetmenimiz bize bir göstersin. Bu nedir? Güncel görüntü şu anda? Güncel. Canlı. Bakıyorum neresi diye e, Şanzelize'nin girişine ee, benzetiyorum. Bu Arketriyof'a şey, Zafer zafer şeyin altıdır. Zafer bu. takının altında evet, taşsı şey. E, şey e, evet. E, Notre Dame diyorum. E, Şanzelize'nin girişi. E, zafer takına giden alt geçit. Alt geçit. Köşe. Evet kalabalık var. Bayağı kalabalık var. Sarı yelekler. Demek ki bugün Paris'te hareketli ama bir gün olacak. Ama bu Avrupa çapına falan yayılmaz. Bu ee, Fransız olayı. Uzun yıllar Brüksel'de ve Paris'te Büyükelçilik görevinde bulunmuş bir isim. Sayın Büyükelçi Uluç Özülker. Fransa çerçevesinde kalır dedi ama geçen hafta hem Hollanda'da hem Brüksel'de de benzer taleplerle. Gitti. Orada da dikkat buyurun. Belçika'da da mesela Fransız kesim ayağa kalktı. Frankofonlar. Hollanda'da büyümedi o kadar. Hollandalılar da çok ayrı bir karakter. Onlar çok liberaldir vesaire. Evet. E, bu yani 1968 gibi dünya çapına gidiyor. Bir şey beklemiyoruz. Şey değil. Daha mevziidir. Diyor Sayın Büyükelçi. Peki kısa bir aradan sonra devam edelim. Evet, birçok ülkedeki izleyicimizden mesajlar alıyorum. Çok teşekkür ederim. Bakü'den Paris'e kadar hem Twitter'dan hem hem de Instagram'dan mesajlar geldi. Çok teşekkürler. Efendim, YPG hadisesi e, Türkiye bakımından Türkiye lehine çözülebilir bir durumda mıdır? Bütün bu gelişmeler çerçevesinde bir cümleyle ne söylersiniz? Efendim, 15 Kasım tarihinde senatoya vaat edilen rapor verildi ve burada çok net bir ifade var. İkiye bölüyor. Türkiye'den avantaj olarak elde ettiklerimiz ve Türkiye ile başımızın dertte olduğu konular diye. Başımızın dertte olduğu konularda en son getirdiği nokta Türkiye'yi ciddi bir ambargo altına almamız da söz konusu olabilir. Bu Çin e helikopterlerinden F-16 uçaklarına kadar gidebilecek bir durum yaratabilir. Türkiye FETÖ Fırat'ın doğusu vesaire bu konularda bizden çok fazla bir şey beklemesin şeklinde net ifadeler Senato'ya verilmiş olan raporda bunları açıkça ortaya koydular. Benim şahsi kanaatim belki bir şey olabilir. Türkiye çok büyük bir yığınak, yığınak yaptı Güneydoğu'da ve bu koşullar altında Amerika ile belki müzakereler bu Jeffrey'in falan gelişinden sonra da belki bir şey olabilir. Evet. Güvenli bir bölge istiyor Türkiye burada. Ama çok minor bir şey beklediğinizi Tabii, anlıyorum. Burada. Güvenli bir bölge Peki, bekliyor efendim. ve dolayısıyla güvenli bölgeyi oluşturacak şekilde YPG'yi geri çekip Anladım. kendisi onun yerine geçip bu işi göt en olumlu veya en barışçı çözüntüde bu, bu olur. Yani. Yoksa Bey bir cümle çatışma arayacağım. kaçınılmaz. Anladım. Çatışma kaçınılmaz diyorsunuz. Hakan Bey burada e, Amerika'nın Tek şansı, tek umudu Kürt kartıdır. Dolayısıyla YPG ve PYD üzerinden kendi çıkarları açısından ve tekrar Suriye ve Orta Doğu'ya geri dönmek için bunu kullanmak durumunda. Bundan bu karttan vazgeçmeyiz Bu karttan vazgeçemeyecek durumda. Peki. Kürt, Kürt devleti kurulma beka sorunu Türkiye içinde. de o da çok önemli. Türk devleti kurulması. Evet. Türk Silahlı kurulması ama bir eğer bir e, çatışma da olursa bir Amerikan askerleriyle bu Türkiye-Amerika ilişkilerini geçmişte görmediğimiz kadar gelebilir. Ben NATO'yu. Böyle bir felaket yani bu çok bu bir büyük felaket bir risk. böyle bir risk de görüyor musunuz? Böyle bir risk olabilir çünkü her bunu kışkırtmak konum, isteyen çok kişi var. Her iki konumda bunu görüyor, e, bundan bahsediyor. Ben de bugün Posta gazetesinde buna değindim ve benzer görüşleri ortaya koydum. E, kitaplar var masamın üzerinde. E, havacılık e, benim de yakından takip ettiğim bir konu. Türk Hava Yolları'nın başarılı kaptan pilotlarından 777 Boeing 777 uçuran kaptan Menderes Çakıcı'nın iki kitabı havacılığı yakından takip edenler, uçuşlara meraklı olanlar ve uçuş korkusu olanlar açısından da havacılığı sevmek tanımak açısından yararlı. Kalbimdeki kanatlar ve havada kalan sorular bu kitapları öneriyorum. izleyicilerimize tekrar çok teşekkür ediyorum bizlerle birlikte oldukları için. Paris'teki gelişmeleri CNN Türk ekranlarından takip edebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere.